Uçuşup giden zamana inat vuruyor kalbim, duyuyor musun? Bana aşkı gözlerin anlatırken sen neden saat 45 dakika. Evlendin mi? Hayır. Erkek arkadaşın var mı? Yok. Güzel. Sevindim. Başarılı öğrenci rolü yetmemiş galiba. Bir de şimdi doktor rolünü mü deneyeyim dedim. Kaç yıl geçti? Bilmem. Saymadım. İnsan bunca sene hiç mi değişmez? Hiç mi büyümez? Biliyor musun, ben de aynısını sana soracaktım. Aradan geçen onca sene. Bir adamı beklemek için çok uzun değil mi sence de? Bir işe de yaramamış, boşuna uğraşmışsın. O tren çoktan kaçtı. Ali Hoca evlenmiş. Seni doktor olmanı bekleyememiş demek ki. Lisede değiliz artık Bahar. Hepimiz doktoruz. İşimizi yapalım. Akıl mı veriyorsun bana? Merak etme Eylülcüm. Ben işimi gözlerim kapalıyken bile senden daha iyi yaparım. Hastalar bekliyor, seninle uğraşamayacağım. Hayat senin için burada çok zor olacak Eylül. Göreceksin. Ne yapıyorsun sen? Alo. Alo! Ya şuna baksana nasıl olmuş. Şiir gibi değil mi? Ya şu dikişlerin güzelliğine bak. Ya bırak Allah aşkına ya. Zaten kan beynime sıçramış. Tam sakin bir nöbet geçireceğiz diyoruz. Sabaha karşı son dakika golü yedik yine. Asıl adamlar Eylül Hoca'dan uçan tekmeyi afiyetle yedi. Yemek. Çok güzel. Ben sabah oldu daha kahvaltı edemedim ya. Yemek, evet. Sonuçlar geldi mi? Ben de size geliyordum hocam. Yolda anlatırsın. Sen ne gördün? Serebral ödem. Değil mi? Öyle mi? Ter içinde kaldım, biraz kendine güven. Subdural kanama. Öyle mi? Değil mi?
Son hakkım. Evet, subdural kanama eminim. Vücut dili ne diyor biliyor musun? Eminim derken bile tereddüt ettiğini. İkisinin arasındaki farkı sorsan bile söyleyemeyeceksin. Asistanlığının 4. yılı değil mi ya senin? Nasıl bilmiyorsun? Acil ameliyathaneye hazırla bana. Yok olmaz. Yani ben beceririm yaparım hocam da nöbetçi doktorun onayı lazım. Oğuz hocanın. Kural böyle yani. Al o zaman onayı. Hocam dışarıda kendisi. Ara o zaman Allah Allah. Hocam telefonu kapalı. Onun gelmesini bekleyemem. Sonuçlar ortada. Dediğimi yap, hazırla şu ameliyathaneyi. Hocam başım derde girer. Ah ya. Şu an en önemli mevzumuz senin başının derde girmesi çünkü. Hocam sırf benim değil, sizin de başınız derde girer. Hiçbir şey hastanın hayatından daha önemli değildir. Bu da 4 sene önce öğrenmen gereken bir şeydi. Vay be. Çok iyi. Asi doktor. Bayıldım. Ah! Gerizekalı. Gerizekalı. Bu biraz önce güldüğün içindi. Çekil. Tam rahatlayacağım. Gitsene evine ya. Gitsene. Şimdi ben ameliyathaneyi hazırlarsam, Oğuz Hoca hazırlamazsam da Eylül Hoca beni mahvedecek ya. Ne yapacağım ben? Ölümlerden ölüm beğeneceksin yani. Bence Oğuz Hoca'nın eli daha hafiftir. Sen en iyisi Eylül Hoca'nın dediğini yap. Olur, öyle yapayım. Sen de kınayak. Geri zekalı. Keyfin nasıl? Benimle ameliyata mı gireceksin? Kendi ameliyatım olmasa girerdim. Çok şey kaçıracaksın. Gerçekten gerekti mi? Aletsiz aspirasyon. Hastanın birinci saatlerde kapalı. Başka seçenek yok. Kan basıncını düşürebiliriz. Eylül. Ne zaman Türkiye'ye gelsem seni aradım. Karınızın bundan haberi var mıydı peki? Karım mı? Bırak, tamam artık. Ben yaparım. Hocam, bunu benim yapmam gerekmiyor mu? Cezalı mıyım ben? Böyle giderse bu işten de ötesine geçemeyeceksin. Ömrünüz bir iş yarayın. Alın şu karayı gözümün önünde. Bu adam ölürse... seni bırakır, bütün sülaleni toprağa gömerim, bilgin olsun. Hemen müşahede odasını alın. Hemen hocam. Hocam çok hızlısınız. Oğuz Hoca arıyor. Burada işim bitti, gidebilirsin. Sağ ol hocam. Arkadaşlar, bomba bir sürprizim var. Kız arkadaşım şimdi beni dışarıda bekliyor. 2 tane de polis arkadaşımı ayarladım. Çıkar çıkmaz beni tutuklayacaklar. O da ne oldu dediğinde tek suçum seni sevmek diyeceğim. Tatta. Bir dakika. Beni kim çekecek? Pardon. Kız arkadaşıma bir evlilik teklifi hazırladım da. Beni telefonla çekebilir misiniz acaba? Hanımefendi, pardon. Şöyle oturalım mı biraz? Pardon, bana mı asılıyorsunuz? Olay var. Benden destek alın lütfen, olur mu? Bırakır mısınız beyefendi? Lütfen. Bu ne cesaret ya? Hanımefendi, bırakamam.
Bakın 15 saniye sonra dengenizi kaybedeceksiniz ve düşeceksiniz. Benden destek almanızda fayda var. Lütfen. Ey Allah'ım, deli midir nedir, çattık. Bırakır mısın kardeşim kolumu? Bir bırak. Rica ederim, dinleyin beni. Doktorum ben. Hadi ya doktor. Ne doktoru, böyle aşk doktoru esprisi falan mı yapacaksın sen şimdi de? Beyefendi, rica ediyorum, hanımefendiyi rahatsız etmeyelim. Memur bey, bakın doktorum ben. Ne yaptığımı biliyorum. Lütfen. Memur bey, biz aramızda hallediyoruz. Boş ver. Hanımefendi, 5 saniyeniz kaldı. Lütfen. Donmadı mı daha süre? Doldu. Hemen acil yardım ekibini çağırın. Hadi, hadi. Baksana ya, adam olayın hepsini işletmiş. 20. izleyişim. Bak şimdi Ali Hoca'ya bak. Bak bak bak, işte tam 15. saniyede kız yere yığılıyor. Ya Ali Hoca bunu nasıl biliyor ya? Kafayı yiyeceğim. Adam şimdiden efsane oldu ya. O her zaman öyleydi. Efendim? Yalnız benim anlamadığım, Ali Hoca alet kullanmadan kateter yerleştireceği yeri nasıl biliyor? Sen daha önce yapanı görmüş müydün? Bizim jenerasyonda pek kimsenin gördüğünü sanmıyorum. Çok eski ve zor bir yöntemdir. Monitörü biraz sol tarafa alın lütfen. Yemin ediyorum delireceğim, yetmeyecek fıttıracağım. Bu yeni gelen hoca tam bir yırtık don sendromu ya. Hastaneye bir geldi, 8 saat içinde 10 kişiyi paraladı, bir kişinin de beynini açtı. Kadın işini yapıyor oğlum, rahat bırak. Kadın işini yapıyor da Oğuz Hoca da beni fırçalıyor. Niye onsuz oluyormuş bütün bunlar, niye hiçbir şeyden haberi yokmuş? O şimdi burada mı ki? Az sonra evet. Ya kateteri yanlış yere yerleştirirse? Sus, aklından bile geçirme. Çok bir şey fark etmez. Hasta zaten geç geldiği için ölecek. Of Allah'ım ya. Siz en iyisi beni bayıltın, yarın kaldırın. Ne oldu yine? Ne olacak? Bela geliyorum demişti, şimdi kapıya in diyor. Sen gider yeni gelen birine ameliyathaneyi açarsan başına gelenleri de hak etmiş olursun Samu. Tabii. Sen onu acilde 10 kişiyi paralarken görmedin çünkü. O kızın göbek adı Bela. Aklınız varsa uzak durursunuz. Tanıyor musun sen? Ne yazık ki. Vallahi asistanlığınız yansın istemiyorsanız benim sözümü dinlersiniz. Yemin ederim stresten zayıflayacağım ya. Hayır, benim anlamadığım... Yani Selim Hoca böyle bela birine neden hastanede özel bir kontenjan açsın ki? Ameliyattan hazır mı? Şey hocam. Ne hocam? Hocam ben sizi aradım ama hasta çoktan alındı ameliyata. Nasıl alındı? Benim haberim onayım olmadan kim ameliyat yapıyor? Bir de bir değil iki ameliyat hocam. Helikopterle getirilen hastada Ali Hoca var. Diğer hastada yeni cerrahımız Eylül Hoca var. Peki sen ne yapıyordun bu arada? Bana niye haber vermedin? Çekmiyordu hocam telefonunuz. Aradım ya sen, o zaman niye söylemedin? Onda da fırsat olmadı hocam. Acil hasta deyince kapattınız hemen. Çok özür dilerim ben. Özür dileme. Hata yapmamayı öğren. Özür. Peki hocam. Yeni cerrah söyle, çıkar çıkmaz yanıma gelsin. Peki hocam. Patron iyi mi? Gayet iyi, merak etmeyin. Siz sormadan ben söyleyeyim, yoğun bakımda ziyaret yasak. Sabah odaya çıkınca görürsünüz. Sağ olasınız doktora. Teşekküre gerek yok. Görevimi yaptım. Var mı başka bir şey? Olmaz mı? Evet. Evli misiniz? Sen ne kardeşim? Allah Allah. Bu da günün popüler sorusu oldu. Ne gülüyorsunuz lan?
Olur sen buraya gel! Aa, Eylül Hoca değil mi o ya? O tabii. Başka kim olabilir ki? İşte rüya takım bu. Merak etme, daha en iyi kısmını kaçırmadın. Çekelim. Hala kan çıkmadı. Kan çıkmazsa eğer kız ölecek. Tamam. Susar mısın artık lütfen? Başaramadı. Siz müthişsiniz. Siz gerçek bir efsanesiniz. Abi adam inanılmaz karizma ya. Bak bahse girerim, bütün kızlar sıraya girecek. Yalnız adam evli, hatırlatırım. Evli falan değil. Saçma sapan dedikodular yaymayın. Özür dilerim hocam. Ya yemin ederim evliymiş diye duydum ya. Sen de öyle duymadın mı? Bana öyle söyleyen sendin. E tamam, tamam, yanlış istihbarat. Ama evli olmasa bile en azından çapkın biri. Görmedin mi Eylül Hoca'ya nasıl bakıyordu? Bence bunlar bir yerden tanışıyorlar ama nereden? Ne oldu şimdi ya? İzin verirseniz ben kapatabilir miyim? Bilmem, kapatabilir misin? Her zaman yaptığım şey herhalde. Ben daha önce görmedim. Görmediğim bir şeye inanmam. Şanslısınız. Bugün görebilirsiniz. Peki, sana güveniyorum. Hocam tebrikler, harika. Hocam harika. Hepinizin eline sağlık arkadaşlar. Tamam hocam. Senden bir şey rica edebilirim. Sormana gerek var mı? Buyurun. Amerika'ya gideceğim. Ben gidince o kıza göz kulak olurmuş. Eylül'den mi bahsediyorsun? Evet. Aşık mı oldun sen? Bak, bu duygunun adı ne bilmiyorum. Ama benim için çok değerli. Çok önem veriyorum ona. Selim abi. Adı, adresi, numarası, her şey burada yazıyor. Başka türlü içim rahat etmeyecek. Sana da güveniyorum abi. Lütfen. Vay! Doktor Ali. Çok havalı bir giriş yaptın dostum. Tebrikler. Özlemişim ameliyattan çıkınca seni görmeyi. Ben de. Gerçekten şu an burada olmak çok garip. Yıllar sonra seni hastanede görmek de öyle. Neye borçluyuz bu şerefi? Bir anda gelişti desem. Yani her şey birbirini tetikledi. Sonuç olarak işte buradayım. Eylül'ün geldiğini duyduğun için değil yani. Hayır, değil. Eylül'ün burada olduğunu bilmiyordum. İlginç. İlginç ama. Hı? Yıllarca o kadar ısrara rağmen gelmiyorsun. Sonra birden ortaya çıkıyorsun. Hem de tam Eylül'ün geldiği gün. Madem konuyu açtın sorayım.
Eylül'ün bu hastanede çalışmaya başladığını neden bana söylemedin? Eylül'ün kafasını karıştırmanı istemedim çünkü. O ne demek şimdi? Bak Ali. Eylül tanıdığın kimseye benzemiyor. O farklı. Çok yetenekli. Senden, benden, hepimizden başarılı olacak. Bana bilmediğin bir şey söyle. Yok. Ben sana yıllar önce söylediğim bir şeyi tekrar söyleyeyim. Eylül'den uzak dur. Şu anda mesleğinden başka bir şey düşünmesini istemiyorum. Neyse, sonra konuşuruz. Nereye gidiyorsun? Dediğin kadar yetenekli mi onu görmeye? Ne oldu, bir sorun mu var? Niye geldiniz? Kontrol etmek için. Bakalım işini iyi yapabiliyor musun? Biliyorsun sorumluluk bende. Sana güvendim ama yaptığın işi onaylamam gerek. Beyin cerrahlarının prosedür klişeleri. Kitaptan mı ezberlediniz? Gülüyor musunuz? Affedersiniz hocam. Ya komikse güleceksiniz tabii canım. Ben de komikti. İyi gidiyorsun. Gerçekten iyisin. Keselim. Şaşırdınız mı? Hayır. Nasıl yaptın bana da öğret. Aletsiz katetere nasıl taktın? Çok heveslisin. Öğrenmeye isteklisin. Bu gerçekten çok güzel. Ama isteme şeklin yanlış. Kabasın kaba. Bu konuda biraz kendini geliştirmen lazım. Kaba mı? Evet. Yıllar sonra tekrar karşılaşıyoruz ve benden istediğin ilk şey bu mu? Gayet iyi olduğunuzu görüyorum. Niye yapmacık sorularla vakit kaybedelim? Bana laf mı çarpıyorsun Eylül? Yok, direkt söylüyorum. Gülme. Bu sefer komik değildi. Pardon hocam. Bekle. Sorun ne? Neden bana böyle soğuk davranıyorsun? Aynı şeyi lisede de yaptın. Beni hayatından ittin. Sana yardım etmeme izin vermedin. Sonra da serserinin tekinin motorunu atladın, çekip gittin. Ne yapıyor acaba şu anda o serseri? Gerçekten bunu merak ettiğin için mi arayıp durdun beni? Hayır. Neler yaptığını merak ediyordum. Görüyorsun işte, cerrah oldum. Birkaç hastanede çalıştım, şimdi de buradayım. Hiç evlenmedim. En yakın arkadaşım hala lisedekiyle aynı. Esma, hatırlarsın. Okulda ilk gün onun yanına oturmuştun. Kopmayacağınızı biliyordum zaten. Bir sürü ilişki gördüm. Evlerinden, karılarından kaçmak için gece nöbeti tutmak isteyen yığınla erkek doktor tanıdım. Bunu neden bana anlatıyorsun? Evliliğin kutsal bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben de. O zaman öyle davran. Neden böyle söyledi şimdi? Böyle davran derken ne demek istedi ki? Ben niye kendi kendime konuşuyorum acaba? Evli Hanım bekliyor değil mi? Söylemedim mi? Fırsat olmadı. Siz bugün çok yoğundunuz ya hocam. Akşam oldu, şimdi ameliyata gireceksiniz. Özür dilerim. Özür dileyip durma. Benim adıma da düşünme. Hocam, Eylül Hoca da çok yoğundu. Kendi ameliyatı bitti, hemen Ali Hoca'nın ameliyatına girdi. Ne yapıyor bu kadın, hastanedeki bütün ameliyatlara tek tek girecek mi? Hemen git söyle, beni beklesin. Ameliyattan sonra görüşeceğim. Sen de bir hafta fazladan nöbet tutacaksın. Belki özür dilememeyi öğrenirsin. Belki. Fiyat! İkisinin arasında ölüp gideceğim.
mis gibi kahve. Bütün gün bu anı bekledim. Tam kıvamında. Çok sıcak. Biraz soğusun öyle içeyim. Yandık ya, yandık ya. Alp gel buraya. Gel, 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 gel. Çabuk koş Eylül Hoca'ya yetiş, çabuk. Ne oluyor ya? Sen niye gitmiyorsun ki? Ne demek sen niye gitmiyorsun ya? Ben ne dersem sen onu yapmak zorundasın. Ayrıca gerizekalı, sen daha hızlı koşarsın da ondan söylüyorum. Olay çıkacak. Onu engellemeye çalışıyorum. Anla artık ya. Ama kahvemi içecektin. Hay senin kahvene. Çabuk koş git yetiş Eylül Hoca'ya. Tamam. Eve gitmeden yakalayamazsan da Oğuz Hoca hastaneyi bize dar eder ha. Tamam, tamam. Hop, 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 hop. Vallahi yanıyordunuz. Yani şey, bakayım. Yanıyorsunuz. Hanımefendiyi hemen acile götürün. Nerede bu kadın? Nerede bu kadın? Bahar Tunç. Seni görmek güzel. Seneler sonra bu sefer de aynı hastanedeyiz. Evet. Ama bu sefer okuldan farklı olmasını umuyorum. Ben de. O zamanlar kitaplarınızı hep ben taşırdım. Şimdi burada da yardımcılığınızı hak ettiğimi düşünüyorum. Oo. Kim bilir? Bakın, geçmiş geçmişte kaldı. Bunu unutmayın. Ben artık öğrenciniz değilim. Burada eşit şartlar altındayız. Bak Bahar. Ali Asaf Denizoğlu. Sizi de görmek çok güzel. Affedersiniz, ben yemin ederim hiçbir şey görmedim. Bakma sakın. Dön. Ne var, ne oldu, ne istiyorsun? Oğuz Hoca ameliyatı bittikten sonra sizinle görüşmek istiyor. Beklemenizi rica etti. Sabah görsek olmuyor mu? Sorumlu doktor oydu. Onay almadan ameliyat yapmanız... Hırsını alamadı, beklememi istiyor, öyle mi? Aynen. Şey, yok. Yani bilmiyorum. Bekleyecek misiniz? Ne ameliyatına girdi? Serebral anevrizma kaynaklı subaraknoid kanama. Uzun sürer. Ayrıca beklemekten nefret ederim. Şey... Afiyet olsun. Sağ ol. Yalnız hocam, dışarıda yağmur var. Şemsiyenizi alın, ısınırsınız. Sen onu şeker gibi kızlara söyleyeceksin. Bana bir şey olmaz. Thank you.
okumuştum. Bazı insanlar yağmuru izlermiş, bazıları ise ıslanırmış. Kıyamıyorsun galiba. Haklısın, bayağı pahalı duruyorlar. Ama kabul ediyorum, güzeller. Yakışmış. Ne yapıyorsun ya? Dayı, bu ne böyle ya? Şekerli bu. Ne yaptığını sanıyorsun? Kahvenin tadına baktım. Ne hakla? Yani... Ortak zevklerimizi yokluyordum. Yoklama istemez. Neden? İstemiyorum çünkü. Sen gerçekten değişmişsin. Ya senin derdin ne? Hı? Niye sürekli benimle uğraşıyorsun? Bu sorunun cevabını bilmiyor musun gerçekten? Erkekler hoşlandıkları kadınla uğraşırlar. Islanıyorsun. Bir şey olmaz, erimem herhalde. Ya tamam, erimezsin de al şemsiyeyle öyle git. Gerek yok, Esma'nın kafesi şurada zaten. Esma? Esma burada ve kafesi var, öyle mi? Yanmam gönlüm yansa da, ecel beni alsa da, gözlerim kapansa da, yıldızların altında, mavi nurdan bir üf. Eylül. Esma. Esma. Ne oldu? Niye nefes nefes ediyorsun? Hırsız mı? Yok. Daha kötü. Daha çok kötü. Daha mı kötü? Tinerci mi? Nerede? Dur. Bir dakika. Bıçak alayım. Bir dakika. Dur, 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 dur. Esma. Yok artık. Vay mükemmel. Sen ondan cin çarpmışa döndün. Bir kahve yok mu eski öğretmeninden? Nasılsın? Teşekkür ederim. Çok güzel olmuşsun. Kafen de aynı senin. Güzel. Ay, inanamıyorum ya. Sen gel dualarım tut. Siz ikiniz? Evet, biz ikimiz. İkimiz aynı kafede çalışıyoruz ya, o şey hastanede, onu diyor. Otursana. Oha. Nasıl ya? Hocam siz Seattle'da değil miydiniz? Yani New York'a geçecek demişti sonra Eylül. Yani siz buraya gelecek olsanız Eylül bunu asla kaçırmaz. Yani... bunu Eylül bana söylemedi. Ben bunu bir dergide okumuştum, bir röportajınızda. Değil mi Eylül? Evet. Evet. Biraz beklenmedik gelişti zaten. Yani tatil amaçlıydı önce.
şimdi kalacak mısın burada? İster misin? Ne ne canım, ben ne bileyim. Allah Allah. Ha, ben sorunca ilgilendin sen. Hayır. Hayır yani şey diyorum, kateter aspirasyon yapmaya vakit olacak mı diye. Öyle onu sordum. Hı. Kim bilir? Kim bilir ya? Dıdış dıdış dıdış. Vay mükemmel. Yine vizyonda. Bir dakika, bir dakika. Kötü cadı. O da vizyonda. Yani hastanede. Karşılaştınız mı? Ay siz üçünüz aynı hastanede. Ben gerçekten düşünemiyorum ya. Esma, saçmalamayı kesecek misin artık? Şimdi Sayın Hoca, ben diyorum ki, yani diyelim ki siz Eylül'le bir araya geldiğinizde bu kötü cadı sizi hastaneden attıramaz değil mi? Yani babanızın hastanesi ya sonuçta. Ay! Esma hadi biz kahve yapalım. Dur çabuk konuşuruz bir dakika şuradan. Esma. Hadi kalk. Ya. Adam bir gün çıkıp gelse ne yapacaksın derken ilk günden bitti hastanede yani. Esma, Esma, Esma sus. Duyacak şimdi, duyacak. Zaten zevzek zevzek konuşuyorsun ya. Kızlar, benim şimdi acil gitmem gerekiyor. Kahve hakkımı bir dahaki sefere kullanacağım. Ne demek hocam? Dükkan sizin. Yarın görüşürüz. 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 İnanmıyorum ya. Aynı dizilerdeki gibi değil mi? Yıllar sonra yeniden karşılaşırlar karesi. Tam dizi yemin ediyorum ya. Ne güzel hikaye. Evli adam, genç doktor kız. Ne? Ben mükemmel evli miymiş? Görmedim mi? Telefon geldi, kalktı gitti. Kesin karısı aradı. Ya iyi de parmağında yüzük falan yoktu. Takmak zorunda mı canım? Ayrıca bana ne ya? Senin yüzünden saçma sapan konuşuyorum ben de. Allah Allah. Evli ha. Bayan kim bilir diye biri mi varmış yani? Allah Allah. Esma. Ben tamam be tamam. Ben şimdi sana böyle stres atıcı bir ortam hazırlıyorum tamam mı? Bak. Bekle beni bebeğim. Cooling ameliyatı mı? Kranyoplasti yoluyla serebral anevrizma ligasyonu. Eyvah eyvah. Oğuz Hoca bunları okuduysa aralarında hep bir gerginlik olacak. İki genç yeteneğin rekabeti. İyi de neden bu hastaneye gelmeyi kabul etti? Hikayede bir sorun var. Neden sonuç ilişkisi oturmuyor? Neyse, tanıdıkça oturturuz onu. Yalnız var ya tam benim tipimsin. Sert, güçlü, zeki, başarılı. Ruh eşim vallahi. Oh! Hasta dosyalarını tamamladın mı sen? Evet tamamladım. Çoktan bitti. Aferin. Şimdi aç bir daha tamamla. Ne? Ben çıkıyorum. Ben çıkıyorum. Ben çıkıyorum. Sen nereye çıkıyorsun acaba? Oğuz Hoca ceza verdi ya. Bir hafta gece nöbetindeyiz. Ya o cezayı sana verdi. Bana hiçbir şey demedi. Bak şeker kardeşim. Ben neredeysem sen de oradasın. Bitti. Bu kadar. Ha bana bak. Sen bu arada Eylül Hoca'yı yakaladın. Bekliyor değil mi? Oğuz Hoca çıkar birazdan ha. Yo. Beklemekten nefret edermiş. Gitti. Nasıl gitti? Gitti. Gitti diyor ya. Gerizekalı. Gerizekalı. Bir ay bu hastaneden çıkamayacağız senin yüzünden. Yandık ya. Yandık ya. Şuradan yemek memek söyle bari. Şekerim düştü. Of ya. Bir ay çıkamayacağız bu hastaneden. Of ya, of ya. Allah Allah. Hocam, elinize sağlık. Hepimizin eline sağlık. Ben Doktor Eylül.
Hastanenin karşısındaki kafede bekliyorum. Ameliyatımız bitince görüşürüz. Bir de yana çağırıyor. Nasıl biri acaba? Kimi diyorsun? Karısı. Bayan kim bilir yani. Hiç merak etmiyorum. Ben merak ediyorum vallahi. Yani Bay Mükemmel'i kim kaptı ben görmek isterim. Bu gidişte de göreceğiz zaten galiba. Doğru. Dur. Hediye. Babaannen geldi değil mi aklına yine? Sen ne zaman babaanneni düşünsen bana hediye alırsın. Aç hadi aç. Ya ben çok beğeniyorum bunları. Ya ama çok pahalı bunlar. Şimdi ne gerek vardı ya? Sana almayacağım da kime alacağım ya? Sen benim tek ailemsin. Bakayım. Çok güzel oldu. Ya. Koşarak hastaneye gel. Oğlum nereye? Şu bahsettiğim doktor yok mu? Hastaneye çağırıyor. Ya ama o buraya gelecek demişti. Gelmiyormuş. İlk randuma çıkıyorum. Hadi hayırlı olsun. Kaç defa söyledim size şunu şurada yemeyin diye. Leş gibi kokmuş her yer yine. Size diyorum. Duyuyor musunuz beni? Hastane burası. Siz de güya doktor olacaksınız. Şu hale bak. Ne bu böyle inşaat işçisi gibi gazete üzerinde lahmacun kebap yemek? Hayır bir de uzun hava çalın istiyorsanız da mı olsun? Sana diyor. Ha Bahar Hocam, şantiyede bir kaza olmuş. Ağır yaralı bir inşaat işçisini getiriyorlar. 2 dakika sonra buradalar. Al işte. Yapıştırdın inşaatı, çağırdın kazayı. Çabuk. Sakin, sakin. Köşeye dikkat et. Çekil. Rekabeyi getir, çabuk rekabeyi getir. Rekabeyi getir hemen. Rekabeyi getir çabuk.
tampon monte. Hocam Bahar Hoca aciden arıyor. Ameliyatta olduğunu söyledim ama çok önemli dedi. İnşaatta birisi kaza geçirmiş, buraya getirmişler. Karın iç yaralanması var. Telefonu hoparlöre al, iyice yaklaştır. Evet Bahar, nedir hastanın durumu? Hocam. Lütfen. Hocam ben ne yapacağımı bilmiyorum. Bahar kendine gel. Ameliyattayım. Kaybedecek vaktim yok. Kendinden bahsetmeyi bırak da hastayı anlat bana. Hadi çabuk. Hasta erkek, 45 yaşlarında. Karnına bir metre boyunda bir demir çubuk saplanmış. Ucunda beton bir levha var. Şu an burada bir itfaiye eri var. Şu an beton parçayı tutuyor. Yerinden oynamaması için çubuğun. İşinize bakın. Çubuk tam olarak nerede? Sırtından girmiş, karnından çıkmış. Yukarıya doğru uzanıyor. Beton bir parça var ucunda çubuğun. Tamam, onu söyledin zaten. Hastanın hayati verileri ne? Monitörü çevirin. Normal. Kan basıncı 119, kalp atışı 130. Kanaması yok. Ama iç kanaması olabilir. Travma etkilerini görebilmek için hemen ultrason çek. Durumu stabil tut yeter. Ameliyat biter bitmez hemen geleceğim. Telaşlanma bari, halledeceğim. Tamam. Tamam. Ben elimden geleni yapacağım, tamam. Çabuk. Serumu bağlayın, ultrasonu getirin. Çabuk. Hasta yarım saatten fazla dayanamaz. Bu da demek oluyor ki 30 dakika içinde bu ameliyat bitecek. Şimdi hepiniz dikkatinizi buraya verin. Kafanızı boşaltın. Başka hiçbir şey düşünmenizi istemiyorum. Konsantre olun. Hadi bakalım. Makas. Hadi çabuk, hızlı. Serumu takın. Hadi acele edin. Hadi. Folye için hazırlanın, hadi. Tentir diyot, hadi çabuk. Hayır, vaktim yok. Hayır, hadi tentir diyotu verin çabuk. Ya sakin ol. İnşallah. Alp, nerede bu ultrason? Hadi çabuk bir şey yap, git bul. Bakarım hocam. Çabuk tamam. Sen Selim Hoca'yı ara çabuk. Hocam yine acil servisten aradılar. Sanırım bir kaza olmuş. Hoparlörü al.
Hocam beton parça düştü, çubuk da onunla birlikte düştü. Hasta çok kan kaybediyor hocam, tansiyonu çok düşük şu anda. Bravo yani, bravo. Sadece stabil tutun demiştim, onu bile beceremediniz. Bahar nerede? Bahar hocam! Bahar hocam! Bahar hocam! Hocam! Bahar hocam! 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 Bahar duyuyor musun beni? Hocam, Bahar hocam! Hoparlörü al şunu, çabuk. Peki hocam. Selim hocam, ben Eylül buradayım. Eylül ne yaptınız? Hocam çok kan kaybediyor, kan vereceğiz. Eylül 10 dakika. En fazla 10 dakika sonra oradayım, kontrol sende. Hastayı 10 dakika hayatta tut, anladın mı beni? Tamam, anladım hocam. Elimden geleni yapıyorum. Kan basıncı düşüyor, tansiyon 80-50. Bastır, bastır. Yeni bir eldiven verin bana, çabuk. Batikonu ver. Hocam ne yapıyorsunuz? Göğüs damarı zedelenecek, vaktimiz yok. Nasıl yani? Hocam, şimdi burada mı açacaksınız hastayı? Daha fazla oyalanırsa iç kanamadan ölecek. Kök kovası gelin, hemen. Neşter. Eylül hocam, Selim hoca 10 dakika demişti, bekleseydik. İlla kalacaksan çeneni kapalı tutacaksın. Anlaşıldı mı? Peki hocam. Bir saniye, bir saniye. Arteri arıyor. Hocam siz harikasınız. Başardınız hocam. Hastanın durumu stabil. Başardınız hocam. Telefon, telefon. Çabuk. Ne durumdasınız? Hocam hastanın durumu stabil. Kanamayı nasıl durdurdun? Kanama ana arterde değil, dalak arterindeymiş. Şu an tutuyorum, sorun yok. Tutuyorum mu? Tutuyorum neden? İşaret parmağımla baskı yapıyorum hocam. Kanama durdu, nabız, tansiyon normale döndü. Deli kız. Tamam, şimdi hemen hastayı ameliyathaneye götürün. Benim işim bitiyor, geliyorum ben. Anlaşıldı, tamam. Duydunuz, ameliyathaneye gidiyoruz. Çabuk, 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 çabuk. Hadi aç şunu. Dikkat, dikkat, yavaş, yavaş. Düştü. Ne yapalım? Tansiyonunu ölçün, propofolü kesin. Sürekli kontrol altında tutun. Eğer bir değişiklik olacak olursa bana hemen haber verin. Tamam, hadi çabuk, çabuk. Burada. Tamam, tamam. Tamam. Bundan sonrası bende.
Çok iyi çıkardın, aferin. İnanamıyorum Bahar. Bu çok büyük bir hata. Sen uzman bir doktorsun. O hastanın hayatı senin ellerindeydi. Ben yok. Hiçbir açıklama yapma Bahar. Hiçbir açıklama yapma. Hastayı kaybetmene sebep olacaktı o bir an. Nasıl bu kadar amatörce davranırsın? Sana inanamıyorum. Sen dua et. Sen dua et şu yöne gelen kız oradaydı Eylül. Her şeyin suçlusu o. Bu ne demek şimdi? O olmasa hasta eks olmuştu. Biz ikimiz aynı lisede okumuştuk. Bilmiyordum ama ne alakası var? Bir binada yangın çıkartıp beni öldürmeye çalıştı. Dalga mı geçiyorsun Bahar? Gerçek mi dedi? Peki neden? Ve yıllar sonra ilk defa bugün hastanede gördün. Evet. İtfaiyeciler. Eylül, bilmiyorum galiba bana bir anda çok fazla geldiler. Ben o an ne oldu bilmiyorum. Geçmişten gelen bir travma tetiklemiş. Şimdi biraz anlıyorum. Ama görevimiz başındayken kendimizden uzaklaşmış olmalıyız. Önceliğimiz her zaman hasta olmalı. Her zaman. Bir daha böyle bir şey istemiyorum. Eylül'den de mümkün olduğunca uzak dur. Bugün gerçekten de iyi iş başardım. Biraz mecbur kaldım diyelim hocam. Aa, yok yok yok, dur bir dakika, dur dur, o kadar da küçümseme. Sen sonuçta bugün bir hayat kurtardın. Her şeyi bir yana, parmaklarımın ucunda atan o damarı hissetmek müthiş bir şeydi. Deli kız, gurur duydum ama seninle. Hocam merhaba, bahsediyorum. 107 numaradaki hastanın durumuyla ilgili. Yetişirim ben. Bir bilgi alacaktım sizden ben. İyi akşamlar baba. Bahar. Efendim. Yanıma gel. Ne oldu? Nedir bu hal? Bir şeyim yok. Emin misin?
Kötü görünüyorsun. Bir şeyim yok, yorgunum. Biraz dinlenmek istiyorum sadece. Peki. Sen bilirsin. Bahar. Senden bir ricam olacak. Dinliyorum. Ali Asaf Denizoğlu. Eskiden öğretmenindi. Bugün hastanede çalışmaya başladı. Evet, biliyorum. Onunla yakın temasta olmanı istiyorum. Neden? Yani neden böyle bir şey istiyorsun ki? Bir planım var. Bizim için. Ailemiz için. Bunu başarabilirsen sevinirim. Deneyeceğim. Günaydın. Günaydın. Tam bir karar veriyorum. Yeni bir şeyle beni şaşırtıyorsun. Ne demek istiyorsun? Kafamı karıştırıyorsun Eylül. Değiştin mi değişmedin mi çözemiyorum ya. Niye bununla kendini yoruyorsun ki? Ya yormuyorum ama şaşırıyorum. Güzel bir arabam olması bu kadar mı garip? Bu araba bayağı güzel. Ve çok pahalı. Kimileri eve yatırım yapar. Ben de arabayı tercih ettim. Yani pek mantıklı gelmiyor kulağa. Sahip olduğum tek ailemi yıllar önce kaybettim. Yeniden bir şeye sahip olma niyetim de onunla beraber gitti. Bu araba bana kendimi iyi hissettiriyor. Kestim bu açıklama seni. Bir evin barkın yok yani. Geldiğinden beri anket yapıyor gibisin. Evli misin, erkek arkadaşın var mı, araban, evin? Ne oluyor ya? Belki seninle ilgileniyorumdur. Ama kim bilir? Belki hayatında biri vardır. Bir, bu seni ilgilendirmez. İki, yoksa bile evli adamlarla işim olmaz. Üçüncüsü ve son kararım, değişmemişsin. Hocam. Müsaitseniz sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Merak etmeyin, çok fazla vaktinizi almayacağım. İyi, gel bakalım. Evet Bahar, dinliyorum. Eylül'ü neden işe aldığınızı sormak istemiştim ben. Neden almayayım? Kaldı ki gayet iyi bir karar verdiğimi düşünüyorum. Hocam, hastanedeki bütün doktorlar en iyi üniversitelerden mezun ama Eylül'ün eğitimi... Eylül de tıp fakültesi mezunu. Evet ama... Babanın üniversitesi de öyle çok ünlü bir üniversite falan değil. Ama onun kariyerine engel olmadı, haksız mıyım? Ben Eylül'ün burada olmakla başka bir niyeti olduğunu düşünüyorum. Bak Bahar, burası iyi bir hastane. Herkes burada olmak ister. Eylül de dün gece burada olmayı hak ettiğini kanıtladı. Bence kimsenin bundan şüphesi olmaz. Ben Eylül'ün Ali Hoca için burada olduğunu düşünüyorum. Ne demek bu? Yani daha fazla detay veremem ama... Eylül'ün burada olması doğru değil. Eylül korkutuyor seni değil mi?
Ne? Nasıl yani? Taşlarlı fakir bir kız. Şimdi geldi seninle böyle aynı yere kondu. Ama sen 3 kuşaktır doktorluk yapan bir aileden geliyorsun. Korkmana gerek yok. Doktor Eylül senin için güçlü bir rakip olacaktır. Rekabette ikinize de başarı getirir. Yanılıyorsunuz. Doktor Eylül benim rakibim falan olamaz. Bunu size ispatlayacağım. Bir şey daha var. Yalan ve iftira iki yakın dosttur. Bence bunlardan uzak dur sen. Günaydın. Efendim, toplantıda yapacağım bu sunum için. Ben alayım. Burası bir hastane Melda. Temiz olması lazım. Tıpkı evlerimiz gibi. Kendi evinde yerde çöp oluyor mu? Haklısınız efendim. Git konuş şu temizlik şirketiyle. İşlerini düzgün yapsınlar. İhaleyi onlara verdiğime pişman etmesinler beni. Tamam efendim, konuşacağım. Ha, Sinan. Hadi hazır mısın toplantıya? Hazırım baba. Güzel. O zaman ikimiz birlikte gidelim salona. Hasta için saatlik nabız tansiyon kontrol ederim, tamam mı? Peki hocam. Tamam. Öğleden sonra ben de bakayım. Alo Asaf. Baba, ben de sana geliyordum toplantıda başarılar dilemek için. Sen toplantıya gelmeyecek misin? Bugün değil. Alo Asaf, yakında bu hastanenin başına sen geçeceksin. Neden? Emekli mi olacaksın yoksa? Dalga geçme. Biliyorsun yıllarca ben senin için çalıştım. Bu hastanede gördüğün her şey benden sonra senin olacak. Miras yedim olacağım yoksa? Hala ciddiye almıyorsun. Ali Asaf, sen sahip olacağın her şeyi hak ediyorsun. Mükemmel bir doktorsun. Baba, şımartıyorsun beni, yapma. Toplantıya gelmen gerek. Senin de şu kaşlarını çatmaman gerekiyor, kırışıyor yoksa. Bundan sonraki toplantılara gireceğim. Sadece bu toplantıda yalnız kalacaksın, tamam? Peki, senin dediğin gibi olsun. Ama hastaneyi terk etme, toplantıdan sonra senden bir yere gideceğiz. Tamam. Hemen ileride sağ tarafta ikinci katı çıkıyorsunuz. Sinemanın odası da orada mı? Beyefendi. Pardon, yardım edecek misin? Bir saniye. Beyefendi. Beyefendi. Baba, yönetim kurulu bizi destekleyecek değil mi? Boşa kürek çekmiyor. Hepsiyle tek tek konuştum. Bizden yana olan da var, olmayan da. Orhan. Yarıyor ya. Güzel bir haber bu. Ama yine de onlara güvenilmez. Dışarıda başka, toplantıda başka konuşurlar. Ziya Nur Bey anlamalı. Hastanenin geleceği için önümüzden çekilmeli. Hayal kuruyorsun. O yaşlı kurt kolay kolay vazgeçmez. La baba, bu hastaneye geldiğimden beri kar oranları arttı. Tabii amacı oğlunu yerime getirmekse o başka. Ali de var tabii ama asıl derdi sağlık turizmi ve estetik merkezi projemiz. Sen merak etme. Bu toplantı istediğimiz gibi sonuçlanacak. Biliyorum oğlum. Sana güveniyorum. Tatlıya bağlamıştık.
Yeni geldim zaten. Toplantıya katılsam ne olacak ki? Sevmiyorum ben bu toplantıları biliyorsun. Oturacağım orada boş boş seyredeceğim sizi. He o da önemli be oğlum. Önemli diyorsun. Kaçış yok. Tamam bu. Tamam sen nasıl istersen gireceğim. Ha şöyle. Bahar'la konuştun mu? Konuştum abi, konuştum. Sevgili dostum geliyor. Sakin siz ol. Burada zengin hayatı sürerken beni fakirliğe ittiniz. Bakınmayın siz de öyle. Hadi herkes içinin başına. Hastane burası ya. Sen iyi misin Ali Asaf? İyiyim iyiyim merak etmeyin. Süleyman bu suçlamalar doğru değil değil mi? Sinan haksız yere mi attı bu adamı? Ya, klasik durumlar işte. Nasıl klasik ya? Her sabah haberlerde okuyoruz görüyoruz ya. Neyse sen onu bırak şimdi ayağın iyi mi? Yürüyebilecek misin? Yürüm baba sen merak etme. Sen benimle bir gelsen. Ya sakın inat etme. Bir MR çektirelim. MR mi diyorsunuz hocam? İyiyim ben merak etme. Ne yapsam ben acaba ya? Böyle her gün bir yerimi falan mı incitsem ha? Bu ilgi alaka çok hoşuma gitti. Şaka yapabildiğine göre acın geçti galiba. İyiyim diyorum. İyiyim. Hem senin işin gücün yok mu ya? Var. E hadi o zaman. İşte yeni hayalimiz. Bildiğiniz gibi tüm dünyada insanların sağlıklarına gösterdiği özen arttı. Sadece Arap ülkelerinin değil, tüm dünyanın gözlerini kamaştıracak dev estetik cerrahi yatırımımız. Bu edebiyatı geç Sinan. Hangi yatırım? Biz doktoruz. Tüccar değiliz. Sen bize bu merkezi niye yaptığımızı izah et. Çünkü bu hastanede böyle bir bölüm daha var. Evet. En çok kâr eden bölümümüz. İkinciye ne gerek var o zaman? Fazla para göz çıkarmaz değil mi? O zaman bu hastanede olmayan başka bir bölüm açalım. Organ nakli. Ülkenin ihtiyacı olan bir dal. Organ nakli bize kazanç sağlamaz. Kazanç sağlayamazsak hastanemizdeki kıymetli hekimleri elimizde tutamayız. Maaşlarını ödeyemeyiz çünkü. Gayet iyi durumdayız. Ama çağa ayak uyduramazsak, değişemezsek olacağı bu. Doktorluğu bırakalım o zaman. İş adamına başlayalım o halde. Bütçe kısalım, insanları işten atalım ve öylece dikelim bu binaları. Öyle değil mi?
bugün yaşadığımız olaydan ders çıkartmalıyız. Biz doktor olarak bu merkezleri yapmak için eğer onurumuzu kaybediyorsak, insanların ekmekleriyle oynuyorsak bu hastanenin kapısına kepenk vuralım daha iyi. Sen devam et. Evet. Biraz önce de anlattığım gibi son çeyrekte ki hep o kazanmak zorunda. Yeter artık. Bulak herif. Tabii o işten attığımız adam da eline koz verdi. Saygılı ol. Ziyanur 40 yıllık arkadaşım benim. Ne arkadaş ama? Ya toplantıda rezil etti beni. Onun kazanmasına hep sen yardımcı oldun. Neden korkuyorsun? Zamanını bekliyorum. Bekle. Bekle tabii. Daha ne kadar bekleyeceksek. Projeden vazgeçmiyorsun değil mi? Asla. Ben hiçbir zaman geri adım atmam. Güzel. Yönetim kurulundakilerini inceledim. Hepsi iyi okullardan mezun. Hepsinin babası doktor. Zengin insanlar. Ama asla riske girmezler. O yüzden ben fakir, zorlukla okumuş öğrencileri işe alıyorum. Zamanı geldiğinde onların yerine geçecekler. Tıpkı Oğuz gibi. Çünkü onlar ezilmiş, hayatı anlıyorlar. Daha çok riske giriyorlar. Herkesin kendine göre bir ticari zekası var tabii. Ama kimse seninle başa çıkamaz. Baba. Lütfen yanımda ol. Bak Prens Ali Asaf da geldi. Tahta o çıkacak. Eminim kafasından geçen bu. Sen merak etme. Her şey bizim istediğimiz gibi olacak. Tamam ben söylüyorum. Eylül hocam. Hasta sizi görmek istemiş. Ya bu hasta kayıtlarına nasıl ulaşacağım ben? Diğer şubelerde hepsine ulaşabiliyordum. Bakılıyor aslında. Ünlü ve VIP hastaların dışında hepsini görebilirsiniz. Siz kime bakıyorsunuz hocam? Ben size yardımcı olayım. Yani eski bir hastamın kayıtlarına bakmaya çalışıyorum da. Ama VIP falan değildi. Başka nasıl ulaşılıyor? Arşivden kayıtları isteyebilirsiniz. Tamam. Sağ ol. Teşekkürler. Neden bulamadı ki acaba? Günaydın. Nasıl oldunuz? Bir şikayetiniz var mı? Cevap vermediğinize göre gayet iyisiniz diye anlıyorum. İyi mi? Başım ağrıyor. Yataktan kalkamıyorum. Bunun nesi iyi? Ölmüş olmaktan iyi. Ameliyatın ciddi riskleri vardı. Konuşma yetini kaybedebilirdin, felç kalabilirdin. Bir daha adını bile hatırlamayabilirdin. Şu anda sadece huysuz olduğuna göre iyileşmene sevindim. Hastamızı gözetim altında tutalım. Tamam hocam. Bir anormallik olursa tekrar CT yapalım. Tamam hocam. Doktor. Teşekkür ederim. Efendim, duyamadım. Teşekkür ederim dedim. Hayatımı kurtardın. Oldu mu? Ne diyor? Sen duyuyor musun? Teşekkür ediyor hocam. Sen kale almıyor musun beni ya? Dün gece bana nasıl davrandığını unuttun herhalde.
İkincisin yani, öyle mi? Hem de nasıl? Özür dilerim. Madem artık bana güveniyorsun, dediklerimi yap, iyice dinle, bir an önce iyileş. Pekala, bayan ukala doktor hanım. Kızmazsanız bir şey soracağım ben ama. Sor sana, sor. Hocam o kadar mafya babasını perişan ettiniz. Siz kimseden korkmaz mısınız? Tamam bırak labanini ya. Arşiv nerede, sen onu söyle bana. Arşivde ne arıyorsunuz ki hocam? Ben varım. Bana sorun. Arşiv gibi doktorum hocam ben. Samo. Eksi iki de hocam. Neymiş derdi? Ben de anlamadım ki. Bugün zaten herkes sinirini benden çıkarıyor. Şimdi nereye gidiyormuş? Arşiv odasına. Ben de sorayım dedim. Lafı da yedik. Açıklamak istediğim şey şu hocam. Çoğu kayıt hastaneye İstanbul'a taşınırken buraya gelmedi bile. Yani o kadar süre önceki kayıta ulaşmanız zor. Emin misiniz? Bir baksak. Yani gelmiş olsa bile yine de buna ulaşmak çok güç. Bence siz yine bilgisayarınızdaki kodunuzu kullanarak girmeniz gerekir. Anlıyorum ama girmek istediğim dosya için yetkiniz yok diyor. Hocam o zaman benim de yapacak bir şey yok maalesef. Ben de size yardımcı olmayacağım. Bir yolu olması lazım. Kapalı kayıtları inceleme talebiniz için bu formu doldurun. Ama garantisi yok. Yüksek korumalı kayıtlar zor açılır. Fazla umutlanmayın. Bakar mısınız? Yakanız kıvrılmış. Ben düzelseydim taciz etmiş olacaktım. Sizi şikayet etmeyeceğim. Güzel. Sizi ilk defa gördüm burada. Yeni mi geldiniz? Hangi hastanedeydiniz? Selim Hoca'nın aracılığıyla geldim ben. Öyle mi? Peki üniversiten? İzmir'de okudum. Öyle mi? Belki küçük bir detay ama yakamıza bile dikkat etmeniz. Aklımda tutacağım. Teşekkürler. Tekrar konuşuruz. Hocam merhaba. Merhaba. Dün pek fırsatını bulamadım, söyleyemedim ama tezinizi okudum. Çok etkilendim gerçekten. Teşekkür ederim. Tekrar etmek istiyorum. Yani tabii ki siz de uygun bulursanız. Sizin yardımcınız olup sizle çalışmayı çok istiyorum. Bulmuyorum. Nasıl, anlamadım. Bu talebini uygun bulmuyorum. Sebep? Dün yaptığın çok yanlıştı Bahar. Böyle bir densizliği tekrar yapmaman için yardımcım olmanı onaylamıyorum. Peki bu ikisini birbirine karıştırmanız sizce de yanlış değil mi? Maalesef karıştıran sen oldun. Keşke sadece tezimi okuyarak gelseydin. Senelerdir çok istediğim bir şeydi.
yaptım. Hiç pişman değilim. Bu kadar cesaret beni korkutuyor. Aşkta korkaklıkta pişmanlıkta olmaz. Çok eskiden bir hocamız bize böyle öğretmişti. Eskiden de uygulamada hatan vardı. Sen de hiç değişmemişsin. Bu iş için en uygun kişi olduğumu size göstereceğim. Göreceksiniz. Geç kaldın Bahar. Eylül'ü aldım. Tamam, gelsin. Baba, bir şey yapman lazım. Ne oluyor Bahar? Kabusum geri döndü. O ne demek şimdi? Eylül. Lisedeki kız. Yangını çıkaran. Burada. Şunu düzgün anlatsana. Burada ne demek? Burada işte baba, doktor olmuş. Şimdi de Ali Hoca'nın ekibinde. Baba, o kızı buradan göndermen lazım. Bak, o kızın tek derdi benim hayatımı karartmak. Kariyerimi mahvedecek benim. Sen de öldürdün onu. Biliyorum. İspat edeceğim onu, göreceksin. Sizi ilk defa gördüm burada. Yeni mi geldiniz? Selim Hoca'nın aracılığıyla geldim. Daha geldiği ilk günden planını uygulamaya başladı. Geçen akşam acilde nöbetteyken bir anda hastaya müdahale etti. Eğer yanlış bir şey yapmış olsaydı durduk yere yakacaktı başımı. Tamam Bahar, kes. Halledeceğim. Onu buradan gönder baba. Tamam dedim sana. Bu kızın sırası değildi şimdi. Bunu sen kendin istedin Eylül Hanım. Burada mısın? Hadi geç kalıyoruz. Ben onu tamamen unuttum, hadi. Yürü hadi, sallanmayalım daha fazla. Siz Yasemin Hanım'ın son çekilen CT'siyle ilk ameliyat öncesi çekilen CT'sini benim odama bırakın, tamam mı? Tamam. İkisini de görmek istiyorum. Tamam. Oo, beklediğim beyaz atlı da gelmiş. Bakıyorum leşen yerinde. Güzel. Vallahi ben sadece uyurken neşesi görünürüm. Ki ondan da çok emin değilim. Bir gün beraber uyuyalım da sen bak bakalım. Ya ben yanımda biri varken uyuyamıyorum. Bu yalnızlık alışkanlık yaptı galiba bende. Şimdi sen beni tedavi ettin ya. Ben de senin huyunu tamir ederim. Ödeşiriz. Bakalım şu raporlarına. Güzel. Ama geçirdiğin ameliyatın büyüklüğüne bakınca, yani senin bu kadar kuvvetli ve güçlü olmanın sebebi galiba bu güler yüzün ve neşen. Hayran kaldım sana Yasemin. Vallahi hayata ne verirsen onu sana geri verir. Sen gülersen o da sana güler. Sen kaçarsan o da senden kaçar. Formül bu. İyiymiş. Ya şöyle, senaryosunu yazmak için müthiş bir aşk hikayesi arıyordum ki karşıma sen çıktın. Şimdi hikayenin kahramanı mıyım, yazarı mıyım, onu arıyorum. Aşık ve ben. Yani hiçbir arada bulunamadık. Aynı yerde olamadık. Niye? Çünkü ben ne zaman onu fark etsem o hep kaçtı benden. Yani durum bu. Bakalım. Yani bu henüz daha filmin tanıtımı. Ben filmi okuyup kurguyu çözdükçe söylerim sana da rolünü. Tamam. Hadi sen şimdi dinlen, biraz konuşuruz. Eğer 5 saniye içinde dönüp bakarsa büyük aşk. 1, 2, 3, 4, 5 Aman ya. Of ya. ...32 yaşında erkek hasta. Darpa bağlı kafa derisinde kesiklerle acil servise giriş yaptı. Hasta hemen CT taramasına alındı. Sonuçlarda ekstradural hematom gözlendi. Bulgulara göre acil opere edilmesi gerekliydi. Bu durumda yeni cerrahımız Eylül Erdem operasyonu gerçekleştirdi. Ekstradural hematomun boyutuna göre
Naci'nin operasyon edilmesi gereken bir durum değildi. Bu durumun acil olduğu kanısına nereden vardınız? Sarsıntıya bağlı. Hastanın genç, durumunun da stabil olduğunu söylemiştiniz. Öncelikli olarak gözlem altında tutmanız daha doğru olmaz mıydı? Hastanın bilinci düzenli olmayan aralıklarla gidip geliyordu. CT taramasındaki hematonun boyutuna göre böyle bir septom göstermiyor olmalıydı. Belki de değerlendirmenizde bir yanlışlık vardı. Yoktu. O zaman hastanın bilinç kaybına başka bir şey neden olmuştur. Mevcut tablo kötüleşmeye başladığında ikinci bir görüş almalıydın. Hastayı opere ettiğimde ikinci meningeal arterde kanama saptandı. 50 cc kadar sıvı çıkarıldı. Bu da değerlendirmemizin doğruluğunu ispatlamış oldu. Ayrıca operasyonun yapılıp yapılmaması cerrahın takdirinde değil midir? Elbette. Elbette operasyon kararı cerrahın takdirindedir. Biz birbirimize saygı göstermezsek başka kimseden saygı bekleyemeyiz. Bundan sonraki tartışmaları da bu sınırlar dahilinde yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi bu konuyu da kapatalım. Sizinle tanıştırmak istediğim birisi var. Gerçi aranızda onu tanımayan yoktur. Ali, seni buraya alabilir miyim? Profesör Ali Asaf Denizoğlu ben. Sizlerle tanışmak çok güzel. Ali Hoca bundan sonra bizimle çalışacak. Bahar, sen şu an kimin ekibindesin? Ben Oğuz Hoca'nın ekibindeyim. Hocam, ekibine Bahar'ı mı Eylül'ü mü istediğini bir hafta içinde bana bildirirsin. Senin kararına göre de bir düzenleme yaparız. Ben kararımı çoktan verdim. Kimsenin düzenini bozmasına gerek yok. Eylül'le çalışmak istiyorum. Buyurun Sinan Bey. Hemen geliyorum. Ali Hoca'yı Eylül'e kaptırdın ama pek bir rahatsın. Son gülen iyi güler de ondan. Aklından bir şeyler geçiyor anlamadım ama hadi bakalım. Rahat ol sen. Var bir şeyler. Hoca, hoca. Siz şimdi Ali Hoca'nın ekibine girdiniz ya. Hocam ne olur beni de alın. Bakın kölünüz olurum. Ne isterseniz yaparım. Bir dediğiniz iki etmem. Hala yanlış yaptığımı mı düşünüyorsunuz? Hastayla alakalı durumu bizzat görmedim. Konuyu net bilmeden de özür dilemeyeceğim. Aslında zor biri değiliz. Pardon. Zor olduğunu sanıyordum ama yanılmışım. Sadece inatçısın. Bu da seni çocuksu yapıyor. Kimileri için sevimli bile olabilir. Çocuksu derken? Özür dileyim hemen de bundan. Hiç geçmeyen bir 3 yaş sendromu. Kimsin sen ya? Psikolog musun yoksa cerrah mı? O mafya bozuntularının dövdün diye mi havalandın sen? Yoksa Selim Hoca dostunu haklı buldu diye mi? İkisi de değil. Peki ne diye bana bu kadar aksi davranıyorsun? Ben mi sana aksi davranıyorum? Aksilik eden sensin. Ben her zaman aldığımı geri öderim. Eylül Hanım. Hastayla alakalı yaptığım çıkışlar için özür dilerim. Ben de aldığım şeyi her zaman geri öderim. İşim değiştir. Ne oluyor ya? Hastane iyice ilginç bir yer olmaya başladı. Yalnız o değildi. Benim bu Eylül Hoca'yı kesinlikle çözmem gerekiyor yoksa kafayı yiyeceğim. Kadın hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Alp,
Ne haber? İyi tatlım. Keyifler nasıl? Süper. Seni sormalı. Ben de bomba. Asistan. Gel. Tatlım sen iç. Otur. Eylül Hoca'nın asistanımız. Henüz kesinleşmedi hocam. Ama genelde beraber çalışıyoruz. Bak şimdi sana iki soru soracağım. Aramızda kalacak. Tabii ki hocam. Birincisi sende numarası var mı? İkincisi onu ne kadar tanıyorsun? Hocam öncelikle ismim Alp. Sizinle tanışmayı çok istiyordum. Numarası var. Eylül Hoca'yı zaten en iyi ben tanırım. Nelerden hoşlanır, nelerden nefret eder, nelere çabucak sinirlenir her şeyi biliyorum. Yani kısacası hocam, Eylül Hoca ile ilgili doğru adres benim. Güzel. O kızı sen getirdin, sen yollayacaksın. Ne? Bakın isterseniz ben konuyu daha detaylı ve derin bir şekilde araştırayım. Araştıracak bir şey yok. Görev saati olmayan bir doktorun acilde böyle tehlikeli bir müdahalede bulunması olacak şey değil. Hastaneyi riske atacak hiç kimseyi istemiyorum burada. Ama Sinan Bey, her şey benim kontrolümde, benim sorumluluğumda gelişti. Eylül hiçbir şeye tek başına karar vermedi ki. Uzatmadan o doktorla konuşun ve derhal çıkışını yapın. Bu iş uzarsa ve hatanız varsa siz de gidersiniz. Kimse vazgeçilmez değildir. Benim için hastanenin prestiji her şeyden önce gelir. Oh mis, mis, mis. Şu kokunun güzelliğine bak. İnsanın ömrünü uzatır bu kokuya. Amerika'da bana bakın değil mi böylesine? Nerede? Pişmedi mi daha köfteler? Öldük açlıktan ya. Geliyor baba. Al al. Babayı bekletmeyelim fazla. Baba ayran. Sen iki tane de ayran verirsin İsa abi bize. Hocam iyisin değil mi? Bir şey yok. İyiyim iyiyim bir şey. Yere düşürdüm ama kusura bakma. Ne ben yaparım? Baba bu köfte her seferinde nasıl bu kadar güzel olabiliyor ya? Olmuş. Olmuş da. Daha iki geldiğine göre kesin arkasından da bir kulp geliyor demektir. Söyle bakalım ne eksik olmuş? Oğlum köfte güzel de biz senden hep böyle iki erkek yemek mi yiyeceğiz? Sen sıkıldın mı benden? Hı? Yetmiyor muyum ben sana? Bak kalbimi kırıyorsun baba. Torun istiyorum Ali Asaf. Baba köfteden toruna nasıl geldik acaba şimdi biz? Ben o burada duruyordum da sen kaçıyordun. Aslında biraz etrafına baksan sana uygun çok iyi bir kız var. Bana çok uygun bir kız var. Sen de tanıyorsun. Ben de tanıyorum. Kimmiş Allah Allah? Babasıyla dedesiyle görüştüm. Onlar da uygun buldular hatta mutlu oldular. Sinan'ın kızından bahsediyorum Bahar. Yok artık baba ciddi olamazsın. Neymiş ki? Annesi varmış. Baba kızın bir şeyi yok. Ama sizin şu yaptığınız yanlış. Ben sizin ortak hastane arsanız değil. Sen gittiğin yerde aşık mı oldun? Kim bilir? Babasıymış. O kurtaracak beni. Anlaşılan ömür boyu borçlu kalacaksın ona. Ben elimden geleni yaptım. Ayrıca ailenle de konuştum. Üzüntümü telafi ettim.
Baba, şu Eylül meselesi ne oldu? Konuşabildin mi Selim Hoca'yla? Halloldu o iş. At kafanla. Kendi işine bak. Nedir o mesele? Hastaneye yeni gelen doktor. Görevde değilken müdahalede bulunmuş. Geçen gece acildeki vakayı diyorsun. O vakadaki salaklığı bir daha yaptığını duymak istemiyorum Bahar. Kimin torunu olduğunu sakın unutma. Spor yapmaya gelmedin herhalde. Sen ne kadar inatçısın böyle ya. Ayağımda bir şey yok, iyiyim ben. Hala insanları dövdüğünü duydum. Hastanede efsane olmuşsun. Nasıl yaptığımı merak ettiğin için mi geldin? Hayır. Daha önemli bir şey için geldim ve bundan derhal kurtulmam gerekiyor. Neymiş o? Neden sürekli beni evli bir adam yapıp duruyorsun? Ben yapmadım herhalde, senin seçimindi. Evet. Bu sefer gerçekten son kararım. Değişmişsin. Neden? Eskiden kimseyi dinlemezdi. Şimdi kim ne derse inanıyorsun. Ben evli değilim. Sevgilim değilim. İyi. Bu kadar mı? Ne diyeyim, iyi. Bu kadar. Gidiyorum ben, işim var. Hiçbir yere gidemez. İzin vermiyorum. Kendime bir söz verdim, biliyor musun? Neymiş o söz? Eğer bir daha gidersen seni böyle sımsıkı tutacağım ve bırakmayacağım. Bana öyle bakma. Ayrıca senden bir daha dayak da yemeyeceğim. Anlayacaklar. İkimize karşı bu dünya. Esme. Canımı acıtıyorsun. Ayağımı ağrıttın, ayağımı. Ha, şimdi acıdı öyle mi? Bana testi bırakayım. Aa, ben hapis edilir mi? Pes mi? Ne kadar meraklısın böyle pes ettirmeye? Pes mi dedim? Tamam. Tamam. Benle böyle konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar. Beni aşkla aldatma. Gerçeklere kapatma.
böyle kırık da bakma. Beni daha da ağlatma. Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa, hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa, hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? Bizi böyle yakamızdan tutacaksın, hadi böyle yaşarken kalbimize sormuş mu? Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksın, hadi böyle yaşarken kalbimize sormuş mu? Bana öyle bakma, anlayacaklar. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar. Bana öyle yaklaşma, bana öyle dokunma. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar. Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa, hadi böyle.